Tekno Seyir'de oyun gündemine hoş geldiniz. Ben Uğur Yurtsever. Yanımda Tansel Şahin var. Sizler için geçtiğimiz hafta oyun dünyasında öne çıkan gelişmeleri derlemeye çalıştık. Nasılsın Tansel? İyiyim abi, yine sıcaklarla boğuşuyorum. Evet, Sen iyiden nasılsın? iyiye boğmaya başladık Evet. valla. Artık haftaya çırılçıplak çıkarsak Mağaz mazur görün. görün. Valla gündem fena değil. Yine bayağı bir madde var. Müjdesini verelim, bir dava haberi yok. PUBG haberi de yok. PUBG haberi de yok. Ama farklı haberler var. Ya biraz da böyle üzerine düşünmeye itecek haberler var. Onları toplamaya çalıştık daha çok. Evet, ilk maddemize girelim istersen. Başlayalım abi. Fransa'nın kumar düzenleme kurulu loot boxların kumar olmadığı sonucuna varmış. Evet, her şey Battlefront 2 ile başladı desek çok da yanlış olmaz. Yani tabii ki mikro ödemeler ve loot boxlar çok daha öncenin konusu aslında. Yani çok yeni bir şey değil ama Battlefront 2'nin bu agresif loot box kullanımı böyle herkesi böyle bir ya burada ne oluyor demeye itti. Özellikle işte ülkelerin bu konuya bir bakışı ciddileşti falan birden. Valla işte daha önce Belçika ve Hollanda'da bir takım kararlar alındı. Belçika kafadan işte bunun kumar olduğunu ve illegal olduğunu açıkladı. Hollanda'da yine benzer bir karar aldı. Daha çok onların aradığı şey işte bu düşen loot box'lardan düşen eşyaların üçüncü parti resmi olmayanlarda satışıydı. Bunu yasakladılar. Hatta Valve işte CS:GO Dota 2'nin bu özelliklerini Hollanda'da kapadı. Yine işte Apple'ın bununla ilgili bir ha, hamlesi olacaktı. Bir 6 ay önce falan duyurmuşlardı sanki. Bundan sonra bu tarz bir şey açıldığı zaman içinden neyin kaç şansla düşeceğini göstereceğiz artık. Bunu kullanıcı bilecek demişti. bir Aslında etraftan dolaşma hamlesi gibi o önlemeye yönelik sanki. değil de biraz böyle hani kendimizi kurtaralım, bu Bir tartışmanın dışında yumuşatma. bırakalım gibi bir hamleydi sanki. Ne oldu bilmiyorum. Yaptılar mı, yapmadılar mı? Apple bir cihazım yok Evet, benim ama. de yok. Kontrol edemiyoruz tabii. Yine İngiltere ve Amerika'da da bu arada bir takım nedir bu araştırmaları devam ediyor. İşte Fransa'da en son Fransa'nın kumar düzenleme kurulu Arjel 2016, 2017, 2018 faaliyet raporunda bu konuya değiniyor ve kumar olmadığı sonucuna varıyorlar ama şimdilik yani yine üzerinde bir takım çalışmalar yapılacak gibi görünüyor. Çünkü hani burada bir şey var. Kumar nedir sorusuna bir cevap aramak gerekiyor öncelikle. Çünkü çok daha yeni bir şey oyunlar. Oyunların online boyutları hani bu konuda daha yeni yeni pavazlanmaya başladı. Loot box konusunda firmalar yeni yeni agresifleşmeye, burada bir ekonomik kazanç kapısı olduğunu görmeye başladılar. Bu da tabii doğal olarak ülkelerin dikkatini çekiyor. Ülkelerin regülasyonları çok arkaik kaldığı için de ne olduğunu tam anlayamıyorlar ve yeni araştırmalar yapmaları gerekiyor. Fransa'daki konuda hani şimdi kumar nedir sorusuna cevap aramamız lazım aslında. Hani burada bir şans faktörü olması gerektiği kadar hani senin bir çıkar beklentisiyle, bir kazanç beklentisiyle belli bir finansal fedakarlık yapman gerekiyor ve işte burada bir şey kazanacaksın veya kaybedeceksin. Şans faktörü içinde olacak. Şimdi Fransa'daki düzenlemede hani şey sonucuna varıyorlar. Yani bu iyi kötü bir şey kazandırıyor. Yani bir şey düşüyor oradan. Belki istediğim bir şey değil ve bir hani ah şimdi olacak hissi getiriyor. Diyor hani tam olarak onların kumar tanımına regülasyonlarındaki uymuyor hukuksal olarak anladığımız kadarıyla. Ve ama şeyden farkındalar. Yani bunun bir bağımlılık yarattığını. Çünkü o işte şimdi olacak hissinin yaratıldığı. İşte bir de böyle hani cafcaflı animasyonlarla açılıyor ya kutular Evet. böyle. Özellikle Counter'da cafcaflı animasyon değil de böyle bir sıraya dizili eşyalar var, skinler Slot var. Tam böyle en güzel skin'i sana makinesi. gösteriyor. Evet, slot makinesi mantığı. En güzel skin'i sana gösteriyor. Seninki tam yanındakinde duruyor. Ah, lanet olsun Evet. diyorsun. Bir tane daha açayım. Kesin düşecek bu sefer diyorsun. Evet. Bir daha da böyle bir İşte şey o yani olmayınca. slot makinesi ve hani ne masası deniyor ona? Rulet masası. Rulet masası gibi onu bağımlılık yapan Evet. şeylerin de farkındalar. Hani bunun kumara benzediğini de tabii kabul ediyorlar ama işte 2010 önümüzdeki sene 2019'da Bordeaux Üniversitesi ile bir şey yapacaklarmış. Bir çalışma da yapacaklarmış. Bu online ortamda nasıl düzenlenebilir gibi. Yani işte tabii şimdilik hani kumar değil ama tam da paçayı kurtarmış değil oyunlar. Tabii şey de var. Avrupa Oyun Regülatörleri Düzenleyicileri Forumu var. O da bir rapor hazırlıyor. Ve bu raporda işte geliştiricilerin, dağıtımcıların uyması gereken kuralların ana hatlarının tartışılacağı, gösterileceği ve işte hem oyuncuların hem de ailelerin bilincinin ve farkındalığının geliştirileceği bir rapor üzerine çalışıyorlar. Bu belki de Avrupa'da bir kolektif aksiyon alınmasını önüne açabilir loot box'lar ve mikro ödemeler konusunda. Yani Sence şimdilik kumar mı abi peki? bence yani kumar. Hani kesinlikle kumar. Yani şimdi mikro ödemeler biraz daha masum burada. Hani şimdi ne aldığını görüyorsun orada. Ama loot box'larda bir şans faktörü devreye giriyor ve hani biraz bana şey gibi geliyor.
hani micro transaction, mesela ekmek alıyoruz, bakkala gidiyoruz. Hani ekmeği parasını vererek, görerek alıyorsun. Adam diyor ki sana, işte bir gün bakkala gittim ve sana diyor, ekmek satmıyoruz artık, bir kutu alacaksın, bu daha ucuz. İçinden ekmek çıkma şansı var ama işte plastik ördek veya tuvalet pompası da çıkabilir diyor. Hani sen, sana bunu veriyor adam ve sen hani, hani diyor da bir de çok düşük bir şansla da daha kaliteli bir ekmek çıkabilir. Et çıkacak diyor. Ha, et çıkacak diyor mesela. Hani sen de alıyorsun ve hani tuvalet pompası çıkıyor, bir daha deniyorsun falan. Hani biraz ona benzetiyorum. Yani bu çok hastalıklı bir, yani sağlıklı olmayan bir iş modeli. Kesinlikle. Yani o yüzden hani ben mesela yasaklara ve hani sansüre kesinlikle çok, her hayatın her alanında karşı olmama rağmen bu konuda çok ciddi düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyunların doğasını da bozan bir şey bu. Yani adam oyununu bunun üzerine kurguluyor. Oradan düşecek eşyaya göre kurgulayabiliyor. Hani bazen işte sana işte bir havuç veriyor belki de. Hani o havucu sana kovalatıyor bu loot box'larla. Yani çok sağlıklı olmayan bir iş modeli. Yani mikro ödemeler de öyle ama mikro ödemeleri ben biraz daha anlayabiliyorum. O biraz bana şey gibi geliyor. Hani mesela bir Luna Park'a gittim, girişte bir giriş ücreti verdim ve bütün oradaki aletleri kullandın. İşte eve dönerken de bir hediyelik eşya alacaksın. İşte oradan belki arkadaşına bir şey veya annene babana bir şey götüreceksin, eşine dostuna. O da mikro ödemeye giriyor. Hani böyle daha işte kozmetik şeyler ya da işte bazen pay to win olabiliyor bunlar. Hani pay to win de sen görerek alıyorsun. Eğer o kadar hani tabiri caizse hani salak değilsen onu... Oyunu da bilerek oynuyorsun her şeyden bilerek, önce. Evet, oyunu bilerek oynuyorsun. Eğer hoşuna gitmiyorsa almayabiliyorsun. Ama işte öbür loot box tarafında kafada bir soru işareti kalıyor ve senin işte o kumar, o insan doğasının o açgözlülüğüne orada onu gıdıklıyor ve ister istemez onun peşinden gidiyorsun. O yüzden ben yani bilmiyorum, bunu hani yasaklanmalı mı onu bilmiyorum ama yani en azından meta oyuna, oyunun çekirdek kısmına entegre olan şeyleri artık uzaklaşmaları lazım oyun geliştiricilerinin. Bundan da yavaş yavaş, aslında çok, çünkü ayyuka çıktı artık, bayağı bir infial yarattı. Artık yavaş yavaş uzaklaşıyorlar gibi görünüyor. Ülkelerin de bu konuda alacağı tedbirler bence çok önemli. Bilinç ve farkındalık önemli oyuncuların ve ailelerin. Bakalım sen ne düşünüyorsun? Sence de? Bence kesinlikle kumar. Yani kendimden biliyorum. Açtıktan sonra bir tane daha açayım, bir tane daha açayım diyorum. Ki ben yani 15 yaşında değilim. Yani 26 yaşındayım. Bir de 15 yaşındaki çocuğun halini hiç düşünemiyorum. Belki annesinin babasının kredi kartıyla bir şeyler alacak. Sürekli açacak. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi online ödemelerde her zaman paranın senden gittiğini çok anlamazsın. Yani elinle parayı saymadığın için. Ay sonu. Çektim. Evet, o ay sonu. Onun kafası ay sonu geliyor genelde. Evet. Bir de online ödeme yapıldığı zaman, bunu bir çocuk yaptığı zaman, ben işe biraz daha hani çocukların, küçüklerin perspektifinden bakıyorum. O zaman daha büyük bir sıkıntı. Çocuk zaten parayı harcamanın ne olduğunu bilmiyor. O paranın belki tam değerini bilmiyor. Bir de annesi babasının kredi kartından çekiyor. Evet. Ortaya kötü bilançolar çıkıyordur diye tahmin ediyorum. Bence de kumar ve bir düzenleme getirmesi şart. Ciddi yasaktan düzenleme. Ziyade bir düzenleme getirmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Evet. İkinci haberimize geçelim. Valve satış rakamlarını tahmin etmenin bir yolunu gizlice engelledi. Evet, bu çok ilginç bir haber. Çok ilginç. Geçen hafta böyle The End Is Nigh diye bir bağımsız oyun var. Onun geliştiricisi Tyler Glyer bir şey yol keşfediyor. Steam'deki oyundan işte belli bir oyunun, işte belli bir achievement'ının açılma yüzdesine göre oyunun kullanıcı tabanını, kaç kişide olduğunu çıkarılabildiğini, öngörülebildiğini fark ediyor. Çünkü hani şimdi burada matematiksel hesabını çok anlatmayalım, çok hani sıkıcı olmasın. Onun linkini vereceğiz, onu merak edenler görebilir nasıl oluşulduğunu. İşte çok basitçe anlatmak gerekirse yüzdelik kısmın işte sıfırdan sonraki, virgülden sonraki kısmı çok uzun bir şekilde veriyor Steam API'sinde. Böyle bir özellik var. O bilgiden o oyuncu tabanını, oyuncu sayısını çıkarıp bir bildiğini fark etmiş. Yani bu oyunu oynayanların %0.00008'i bu achievement'ı açtığı O kadar büyük bir şey veriyor ki orada. Oradan oyuncu sayısı aslında öngörülebiliyor. Çok bayağı hani şey, kesine yakın bir sonuçla. Bir hafta önce aslında Steam'e şey yazıyor, bunu keşfettikten sonra, bu olay ortaya çıkmadan önce. Steam'e mail atıyor. Steam pek önemsememiş görünüyor ama sonra bir blogda yazısını yazdıktan sonra Steam bunu gizlice engelliyor. Tabii Sergey Galyonkin, bu Steam Spy'in sahibi de hani bu algoritmayı görüp anladığım kadarıyla makine öğrenme sistemine entegre ediyor. Ve işte Steam'de en çok oynanan 1000 oyunu listeliyor. İşte Ars Technica hatta onun listesinde yayınlamış Sergey Galyonkin'den
izin alarak. Onu da linklerde vereceğiz. Hani sizin de en çok sahip olunan oyunlar sıralamasında. İlk 5'i bir okuyayım abi. Evet oku. Birinci sırada Team Fortress 2. Evet. Gördüm ve sevindim. 50 milyon falan gibi öyle, evet. Öyle bir acayip bir rakam, evet, yani. Çok yüksek bir rakam. İkinci sırada CSGO. Üçüncü sırada PUBG. Dördüncü sırada beni en çok şaşırtan Unturned. Evet. Beşinci sırada Left 4 Dead 2. Yani iki tane Valve oyunu var. Üç tane Valve oyunu var. Evet. Ki yani Team Fortress ve Left 4 Dead 2 şu an bedava değil ama hani bir dönem bedava da dağıtılmıştı. Yok, Team Fortress 2. Şu an Team Fortress hala bedava herhalde. Team Fortress hala bedava. Left 4 Dead 2 bedava dağıtmışlardı bir süre önce. İlk oyun da aynı şekilde. Valla şimdi bunu işte engellemiş ama hani geçen haftanın haberiydi o da, gündemde konuşmuştuk. Steam Spy'la ilgili. Steam Spy'ın özellikleri, çünkü şimdi geliştiricilerde böyle bir şey var. Özellikle bağımsız geliştiricilerde ücretsiz bir pazar araştırması aslında bu veriler. Onun için onlar da bu veriyi elde etmek istiyorlar. Bir şekilde alternatif yolları arıyorlar ama Steam'de bir müjde ve müjdeli haber vermişti. Biz işte Steam Spy'ın yerini tutacak bir takım yeni araçlar geliştiriyoruz. Gelişmiş. Onun için hani onu bekliyoruz şimdi. Umarım kısa zamanda çözülür. Çünkü anladığımız kadarıyla böyle bir bilgi açtığı var şu an. Özellikle bağımsız geliştiricilerde. Evet, bu bir ihtiyaç. Evet, kesinlikle. Ubisoft sonu olan deneyimlerden uzaklaşmaya eğiliminde. Evet, sonu olan derken işte biten oyunlar kastediyorlar burada. Lionel Raino, Ubisoft'tan bir yetkili abi. Ubisoft'un blogunda bir röportaj yayınlanıyor. Burada hani sonu olan işte biten oyunlardan ziyade önümüzdeki dönemde daha farklı, işte daha hani kapsayıcı bir anlatımdan ziyade tek ark üzerinden ilerleyen, tek bir kol üzerinden ilerleyen çok farklı arklara yayılan ve kendi içinde bağımsız anlatımlara ve deneyimlere sahip olacak oyunlar üzerine çalışacakları da söylüyor. Yani multiplayer yapacağız, oyun bitince multiplayer devam edeceksiniz anlamında değil. O tarz değil ama oraya da gidebilir mi? Tabii o da bilinmiyor. Yani biraz muğlak da bir şey. Bunun tam sınırları belli değil ama anladığımız kadarıyla hani şeyden bahsediyorlar daha çok. İşte mesela bir dünyada işte bir düşmanın var. O düşmanı yok ettin veya o bir tehdit var, onu ortadan kaldırdın. Ondan sonra oyun tabii bitiyor ve hani oyunu kapatıyorsun, çıkıyorsun. Ubisoft'un, Leonard Raino'nun burada bahsettiği, vurgulamak istediği şey oyuncu tekrar geri getirecek içeriklerle oyun dünyasını canlı tutmak. İşte o tehdidi yok ettin ama işte orada yeni bir ekonomik düzen ortaya çıktı belki o oyun dünyasında veya başka bir tehdit ortaya çıktı veya başka bir düzen oldu. Oyuncu tekrar geri getirecek, daha yaratıcı, zengin işte içerikler yapacak. Sürekli bir bağlayıcı unsur olacak. Evet, bu işte bir son zamanlardaki aslında şeye bağlanıyor. Oyunlar hizmet. Hani anlayışına, yani o hizmet olarak oyunlar, bu son dönemi yükselen trendi. Ubisoft aslında biraz buna gidecek gibi görünüyor işte. Şimdi Division 2 mesela benzer aslında şeydi, böyle online özelliği olmasına rağmen işte Division 2'de bu şeye girebilir işte. Skull and Bones mesela yine aynı şekilde bir hizmet olarak oyun kapsamı içine giriyor ki Assassin's Creed Odyssey'de de aslında bu tarz bir şey kullanılabilir. Yani o dünyadaki macera bittiği zaman yeni bir macerayla o dünya büyütülebilir. Yani expansionlarla, çeşitli farklı içeriklerle. Çok yeni bir fikir değil ama değişik bir tasarım felsefesi. Nasıl uygulayacaklarını ben merak ediyorum. Çünkü son dönemlerinde dediğim gibi yükselen bir trendi bu. Hizmet olarak oyunlar. Yani bekleyip göreceğiz. Yani enteresan bir felsefe. Todd'dan birkaç haber var. Evet. İlk dediği tek kişilik oyunlar ömrünün sonuna gelmiş değil diyor. Evet, aslında bu Ubisoft'un haberiyle de bir bağlantısı var. Şimdi Todd diyor ki her dönem işte tek kişilik oyunların sonuna geldiğini söyleyen bir grup oluyor. Böyle cesurca ortaya çıkıp işte tek kişilik oyunlar öldü deniyor ama hep bunu işte yalanlanıyor. Sonunda işte öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Biz işte tek kişilik oyunlar yapmaya devam edeceğiz. Biraz da aslında sözünü kestim ama pardon. Fallout 76'dan sonra bu tarz sorular biraz arttı, evet, Bethesda'ya karşı. Evet, Fallout 76 aslında işte bu hizmet olarak oyunlar tasarım felsefesinin bir aslında örneği ki hani işte Elder Scrolls Online da var aynı şekilde. O da bir devam ediyor hala. Destekleme devam ediyorlar. Hani bu yükselen bir trend olduğunu farkında Todd Howard ve biz hani şey yapmayacağız diyor, hani biz tek kişilik deneyimleri de sahip çıkacağız ve yapmaya devam edeceğiz diyor. Bence güzel, yani biz geleceğimizi hizmet olarak, oyunları hizmet olarak görme felsefesi üzerine kurmuyoruz ama tabii bunu da yapacağız, onu da yapacağız. Her şekilde oyunlarımızı devam ettireceğiz diyor, alıştığımız şekilde. Açıklamaların devamında Starfield'ı yakın bir zamanda beklemeyin diyor. Evet, Starfield E3'te duyurulmuştu ve kısacık bir teaser. Hani Bethesda'nın da yıllar sonra yeni ilk yeni fikri mülküydü bu. Duyurdukları.
çok uzun bir geleceği gösteriyor, işaret ediyor. Yani çok çok sonra gelecek. Evet, yani hatta yeni nesil donanımları düşünüyoruz diyor biz bunu yaparken, ama böyle dediğimiz için hani eski nesilde de çalışmayacağını düşünmeyin diyor, onu da düşünecekler. Ama daha vizyonu daha ileride kurmuşlar anladığımız kadarıyla. Tabii yeni nesil konsollar, yeni nesil donanımlar ne olacak, burada neyi kastediyor bilmiyoruz. Orada mesela işte CD Projekt Red'in işte Cyberpunk 2077'si ile alakalı da aslında sorular gelmişti onlar. Onlar mesela hani yeni nesil konsolların ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Biz de hani bu nesili düşünüyoruz gibi bir açıklama yapmışlar. Hani Starfield'ın nasıl bir şey olacağı, takvimi olacağını, bir çıkış takvimi olacağını henüz şu an bence kendileri de çok iyi öngöremiyorlar. Evet. Yine aynı açıklamanın devamında her zaman bir bilim kurgu oyunu yapmak istediklerini söylüyor ama hep önceliklerinin işte post apokaliptik bir dünya, bir oyun olduğunu söylüyor ve işte Fallout'u 2004 yılında almışlardı. Hani Fallout'u alamasaydık diyor 2004 yılında biz muhtemelen kendi evrenimizi yaratacaktık diyor. Aslında keşke öyle bir şey yapsalarmış. Ben Fallout'un biraz ellerinde harcandığını düşünüyorum. Hani Fallout 76 akması gerçekten umutluyum aslında. Yeni bir şey denemeleri bu anlamda iyi ama yani bir bilim kurgu oyunu şeyleri, istekleri hep varmış. 2000'lerin başından beri. Ama işte ancak şartlar olgunlaşmış ve Starfield tabii daha da olgunlaşmamış, hala bekliyoruz ama en azından bir proje olarak şu an somut bir şekilde önümüzde duruyor. Bakalım, merakla bekliyorum ben. Bir de VR'la ilgili bir açıklaması var. VR setleri 3. jenerasyonda daha popüler olacak diyor. Evet, şu an 2. jenerasyonda olduğunu söylüyor. Hani ben burada tam olarak 2. jenerasyonun ne kastettiğini anlamadım. Sanırım hani donanımların yenilenmesiyle alakalı bir şeyden bahsediyor. Kendileri aslında VR olayına en çok kafa yoran oyun geliştiricilerinden biri. Fallout ve Skyrim. Evet, Fallout, Skyrim, Doom, işte şimdi Wolfenstein gündemde. Yani aslında bayağı önem veriyorlar ve kendisi de çok sevdiğini bu teknolojiyi söylüyor. Hani geliştirilmiş augmented reality'den ziyade virtual reality'ye, VR'a önem verdiğini söylüyor. Bunun işte 3. jenerasyonda daha da popülerleştiğini söylüyor. Bence bayağı şey bir açıklama, hani cesur bir açıklama. Yani çünkü hani hala çözülmemiş birçok sorun var. İşte bu konfor sorunu falan belki çözülecek midir? Hani nasıl, neler geliştiriliyor? İşte bir şu kablolardan bir kurtulabilsek, işte biraz daha grafikler gelişse, donanımlar biraz daha iyileşse, bekleyip göreceğiz. Bir de Skyrim'le alakalı bir şey var, açıklaması var. Hani Skyrim'in sürekli yeniden yayınlanıyor ya oyun. İşte en son Definitive Edition falan da çıktı. Hatta E3'te de böyle bayağı esprili video yayınlamışlardı. Buzdolabında çalışan Skyrim'i görmüştük falan. Hani diyor ki siz almaktan vazgeçerseniz biz de yeniden sürekli yayınlamaktan vazgeçeriz diyor. Ben bu mantığa açıkçası karşı çıkamıyorum. Evet. Ama gerçekten başarılı bir oyundu yani. Kesinlikle. Bu kadar yıl olmasına rağmen modların da etkisiyle hala çok canlı, yüksek oyuncu rakamlarında görüyoruz. Bence yani müthiş bir başarı olduğu da su götürmez Skyrim'in. Bir daha böyle bir başarılı bir yapıp gelir mi? Çok ben açıkçası hani böyle bir ivme yakılacağını düşünmüyorum. Uzun bir süre en azından bir oyun. Yani bu kadar uzun yıl bu kadar çok kişinin oynaması gerçekten çok büyük bir başarı. Fallout 76'dan birkaç ufak yeni detay var. Oyunun haritasının çok büyük olacağı söyleniyordu. Hatta Fallout 4 haritasının 4 katı olacak deniyordu. Şimdi vatandaş buradan buraya nasıl gidecek? Oyunda herhangi bir araç veya mantıda olmadığı için. Değil mi? Hani işte şey yapıyorsun, belki bir keşfe çıkacaksın. Böyle çok uzaklara gideceksin. Base'ine nasıl döneceksin? Veya işte spesifik bir yere gitmek istediğin zaman nasıl gideceksin? Tabii ki çok tahmin edilebileceği üzere. Evet, fast travel. Fast travel, yani hızlı seyahat seçeneği olacak. Bunun dışında şöyle bir ufak yeni haber var. Düşük seviyelerde bir PvP koruması olacak. Evet, level 5 ve 6 diyor. Kadar. Evet, o level'larda dokunulmaz olacaksın, sütten olacaksın. Evet, fasulyeden. Bu da güzel aslında. Yani hem biraz belki o PvP deneyimleme kısmı da olabilir. Hani yani ölmeyeceksin sonuçta. Oyunu bir öğreneceksin. Oyunu öğreneceksin. Tabii bunun değişebileceğini söylüyorlar. Belki hani belki o seviye belki yükselebilir, aşağı çekilebilir. Hani çok kesin bir bilgi değil şu an. Hani öyle düşünüyorlar ama ileride değişebileceğini söylemiş Todd Howard. Bu arada işte İtalya'dan Multiplayer isimli bir siteye verdiği röportajdan bu bilgiler. Öyle zaten PvP de opsiyonu olacak. İstemezsek Fallout 76'da hiç PvP yapmayabileceğiz. Ama yine de güzel düşünülmüş bir detay. Bakalım. Oyunda bekliyoruz merakla. Take-Two, Red Dead Redemption 2'nin GTA 5 kadar satamayacağını düşünüyor. Anlaşılabilir. Evet, gayet. Çünkü GTA 5 100 milyona yakın kopya satmış. Yani 2013'te çıktı PlayStation 3 ve Xbox 360'a. Daha sonra 2 sene sonrasında Xbox One ve PlayStation 4'e geldi, PC'ye geldi.
GTA Online tarafında çok büyük geliştirmeler oldu. O da çok fazla oyun çekti ve 100 milyonluk bir müthiş bir sayıya ulaştılar. Şimdi Red Dead Redemption ilk oyun 15 milyon kadar sattı. Yani o da muazzam bir başarı aslında. Bir yandan da tabii tonu da farklı. Red Dead Redemption'ın yani GTA'ya kıyasla daha ağır, biraz daha fazla yetişkin tonu var oyunun. Hitabeti kitle nispeten biraz nispeten daha biraz daha farklı ve küçük dediğin gibi. O yüzden anlaşılabilir. Kaldı ki Red Dead Redemption 2'nin çıktığı dönemde aslında oyun gündeminde bayağı yoğun olacak. Fallout 76 geliyor aynı dönemde. Call of Duty Black Ops 4 geliyor. Battlefield 5 geliyor. Assassin's Creed Odyssey gelecek. Yani bayağı yoğun da bir oyun gündemi olacak. Büyük bir rekabetin içinde. Birbirlerinden oyuncu çalma şeyine girecekler. Yani bir nevi yarışına girecekler. O yüzden hani çok sat yani o kadar öyle bir satış başarısı yakalayamayacağını düşünüyor Take-Two ama oyunlarına da güveniyorlar tabii. Biz de yine de çok başarılı bir oyun yaptıklarını da altını çiziyorlar. Gayet anlaşılabilir. Bence çok da gayet gerçekçi bir açıklama olmuş. Hani yıkacağız hep bütün rekorları alt üst edeceğiz gibi bir gereksiz bir hype içine girmeyip gerçekçi davranmaları bence mantıklı olmuş. Evet. Onu da bekliyoruz. Bu yılın en çok beklediğimiz oyunlarından biri Red Dead Redemption. Benim en çok beklediğim oyun. Evet. Eve Yatun geliştiricisi bir sonraki oyunlarının da Electronic Arts'tan çıkacağını açıklamış. Evet, müthiş eğlenceli şahsiyet Joseph Ferris, Lübnan asıllı İsveçli geliştirici. Aslında kendisi bir sinema yönetmeni. 2017 oyun ödülleri törenindeki o eğlenceli bir konuşma yapmıştı kendisi. Evet. İşte aslında oyunların sinemadan çok daha güçlü bir medyum olduğunu, çok daha güçlü bir araç olduğunu anlatan. Hatta böyle Oscar'lara da bir gönderme yapmıştı, hafif ağzı bozuk. O biraz gece de sarhoştu değil mi bugün? Biraz kafası güzel gibiydi. Kendisi jet lag demişti ama ya böyle bir şeydi. Ama çok tatlı, çok böyle şeker, güzel bir konuşma. Çok sempatikti yani. Ağzı biraz bozulmuş olsa da, bozuk olsa da. Kendisi işte yine o süper eğlenceli kişiliğiyle bir açıklama yapmış. Yeni oyunlarının da yine Electronic Arts'tan çıkacağını söylemiş ki Electronic Arts'ın aslında o geceki konuşmasında da çok destekçi olduğunu, Eveyaz konusunda özgür bıraktığını söylemiş. Evet, %100'ünü kafasındakilerin her şeyini tamamen %100 oyuna aktarabildiğini söylemişti. Şimdi diyor ki hani gerçek bir vizyona kimsenin karışamayacağını ve Electronic Arts'ın da bunu çok iyi anladığını söylüyor ve bu yüzden de yani yeni oyunlarını yine EA'den yapacaklar. Aslında diyor ki biz aslında kimle çalıştığımız aslında özümde bir önemi yok diyor. Yani Electronic Arts beni anlıyor ve onlarla çalışmaya devam edeceğim diyor. Anla bu diyor. Evet. Şey demiş işte her geliştirici zaman zaman batırabilir işleri. Yani Electronic Arts da olabilir. Bu başka geliştiriciler de olabilir. Ama beni anlıyorlar ve ben de onlarla çalışmaktan mutluyum. Ki Eveyat bayağı başarılı oldu. Yani birkaç haftada 1 milyon satış barajını açtı. Aynı zamanda bir açıklama daha yapıyor. Oyunu %50'si oyunu oynayanların %50'si oyunu bitirmiş. Sence bu nasıl bir şey? Bence güzel bir şey çünkü ben oynadığım oyunların %50'sini herhalde bitirmiyorum belli bir süreden sonra sıkıp. Sence nasıl abi? Sen daha fazla oynuyorsun. Yani %50 ortalamaya vurduğu zaman istatistiksel anlamda çok iyi. Çünkü birkaç yıl önce bir rapor okumuştum. Oyun oynayanlar oyunların %10'unu 15'ini bitiriyor gibi bir oran vardı. Evet. %50'si Eve Altın müthiş. Yani oyunu oynayanların da aslında oyunu bayağı sevdiğini gösteriyor. Ama Joseph Ferris burada yine şey, çok memnun olmamış. Diyor ki hani James Cameron'ı düşünün diyor. Yani şimdi filminden çıkılmasından hoşlanır mı yarısında diyor. Yine böyle tam tatmin olmamış ama yine bu eğlenceli üslubunu koruyor. Bence de haklı. Mesela bugünün konusu aslında bu. Konularından biri. Biz hani çoğu insan oynadığı oyunları bitirmiyor. Bir de oyunları bitirmeden inceleme gibi bir şey var. İşte çok hikaye ağırlıklı bir oyunları mesela birkaç saat oynayıp hemen rating kaygısıyla inceleme yapıldığını görüyoruz. Bu da aslında çok sağlıklı bir yöntem değil. Çünkü bu ben bunu şeye benzetiyorum işte aynen Joseph Ferris'in dediği gibi yani filmin yarısına çıkmak gibi geliyor bana. Yani bu da böyle önemli bir şey yani nokta bence. Şu an yeni oyunları şu an ön yapım aşamasındaymış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ben bir an önce görmek istiyorum. Bilgi yok. Evet, henüz bilgi yok. Sadece Electronic Arts'tan geleceği netleşmiş. Evet. Witcher masaüstü FRP oyunu sonunda çıkıyor. Evet, 3 yıl önce duyurulmuştu. 3 yıldır pek de bir haber yoktu. Şimdi kitaplar basıma gitmiş. Ağustos ayında çıkacağı söyleniyor. Oyun R. Talsorian Games tarafından yayınlanacak. Bu da Cyberpunk 2020'den tanıyoruz kendilerini. Zaten bu masaüstü oyunun da tasarımcısı Mike Pondsmith. Yani Cyberpunk 2020'nin yaratıcısı aslında. Valla Cyberpunk'ın Interlock sistemiyle Hero adında bir başka bir sistemin karışımından oluşan bir Fusion adında
bir oyun sistemine sahip olacak. Ben bu Fusion'ı çok bilmiyorum. Cyberpunk 2020 oynadım ama hani tam olarak ne olacağını bilmiyorum. Nasıl bir oyun sistemi olacağını. Ama zaten bu konuda bir açıklama da yapmamışlar henüz. Hani Witcher evreninin işte acımasızlığını, acımasız savaşlarını ve atmosferini yansıtacağını söylemek yetinmişler şimdilik. Tabii kendi işte Witcher'ımızı yaratacağız. Belki kendi işte alt sınıfları olacak. Onlar özelleştirilebilecek falan. Ama çok fazla detay yok bu konuda. Dediğim gibi Arthas Orion Games'in Fusion isimli oyun sistemini kullanacak. Öyle yani, bu arada Witcher 2 ile 3 arasında geçecek hikaye olarak, macera olarak hikaye şeyleri. Yani Witcher 2'nin farklı sonlarını da yansıtabilmek için oyunun bir modüler bir yapısı da olacağı söyleniyor. Öyle yani, evet. Evet ya, bu ilginç bir haber. Bu arada işte yine Arthas Orion Games bu yılın sonuna doğru Cyberpunk 2020'nin de bir güncellenmiş versiyonunu Cyberpunk Red olarak yeniden yayınlayacakmış. Tabii bu 3 yıl hani nasıl, neden 3 yıl, bayağı uzun bir süre, hani hiç bir haber de yoktu. Neden olduğu konusunda benim şöyle bir şey, teorim var. Şimdi Mike Pondsmith aynı zamanda Cyberpunk 2077'de de beraber çalışıyor CD Projekt Red'le. Yani belki bu mu acaba geciktirdi? Olabilir. Çünkü hani Cyberpunk 2077 de bayağı hani hazır değil. Şu an orada da işler uzuyor. Bir yandan da bu oyunu Witcher evreninin masaüstü FRP olarak tasarlamak falan çok büyük işler. Bayağı bir yük altında kendisi, anladığımız kadarıyla. Öyle merakla bekliyoruz. Buralara gelecek mi gelmeyecektir muhtemelen. Bizim oynamamız pek mümkün olmayacak belki ama yine de ben takip edeceğim, bakalım neler olacak. Witcher demişken, Witcher 4 tamamen Ciri ile ilgili olmalı diyor Geralt'ı seslendiren ses sanatçısı. Evet, Doug Cockle. Kendisi bu aralar Soul Calibur 6'ya konuk oluyor. Geralt biliyorsun orada konuk sanatçı olarak yer alacak. Evet. Soul Calibur da bayağı güzel bir dövüş oyunu serisidir. Böyle silah tabanlı falan. Kendisinin de muhtemelen Geralt'la alakalı son işi olduğunu biliyor Doug Cockle. Çünkü zaten CD Projekt Red hani Geralt'ın hikayesinin üçlemeyle birlikte sonlandığını söylemişti. Seri de devam edecektir muhtemelen. Şu an tabii CD Projekt Red Cyberpunk 2077 ile meşgul ama muhtemelen Witcher evrenini tamamen terk etmeyeceklerdir. Doug Cockle da diyor ki işte eğer ben CD Projekt Red'in yerinde olsaydım yeni Witcher oyunu Ciri ile alakalı olurdu diyor. Ki aslında bu da yeni bir spekülasyon veya çok yeni bir şey değil. Çok istenen bir şey. Valla güzel olabilir Ciri ile devam etse Ciri. Yani akıllara gelen aslında hani oyunun devamı olsa herhalde zaten genelde Ciri düşünülür. Evet, öyle olacak gibi. Tabii daha çok uzun bir süre var eğer olacaksa yeni bir Witcher oyunu, ki daha orada da Cyberpunk 2077 yok. Onunla alakalı bir şeyler görmeyi bekliyoruz. Oyun çıkacak, sonra Witcher başlayacak falan, üzerine çalışmalar. Bayağı bir zaman var ama bekleyip göreceğiz. Evet. Neler olacak bakalım. System Shock ilk fan yapımı moduna kavuştu yıllar sonra. Evet, 24 yıl sonra. Ki System Shock 2'nin de bayağı bir modu vardır ikinci oyunun. System Shock böyle bir terk edilmiş uzay istasyonunda böyle isimsiz bir hacker oynadığımız ve Shodan isimli manyak bir yapay zekaya karşı mücadele ettiğimiz muazzam bir oyun serisidir. First person shooter öğeleri olan, işte hafif rol yapma oyunu ve macera öğeleri de olan müthiş bir seri ki Deus Ex gibi oyunların da aslında babası denebilir. Immersive Sim'in de işte Ultima Underworld gibi oyun serileriyle beraber Immersive Sim türünün de işte açık uçlu oyun felsefesinin de mimarlarındandır. Ki oyun çıkalı 24 sene oldu. Geçen Nisan ayında oyunun kaynak kodları açılmıştı. İlk fan yapımı mod da böylece çıktı. Farklı yollarla 3 yeni bölüm olduğunu söylüyorlar. 4 yeni siber uzay istasyonu. Yepyeni bulmacalar. Henüz seslendirilmemiş olsa da işte yeni audiologlar, işte ses kayıtları ve tabii ki keşfedecek yeni bir uzay gemisi olduğunu söyleniyor. Hastane gemisi UNN Bismarck. Ben henüz indirip oynamadım. System Shock Rewired bu arada modun adı. Linkini de vereceğiz aşağıda. İndirip deneyebilirsiniz oyun elinizde varsa. Ben de en yakın zamanda deneyeceğim çünkü System Shock benim en sevdiğim oyun serilerinden biridir. Ben de hepsine böyle her oyuna böyle diyorum ama gerçekten System Shock özel ilgimi olan bir oyun. Müthiş bir bilim kurgu altyapısı da var. Oyun dünyasında da çok ayrı bir yeri vardır. Çok, evet aynen öyle. System Shock 2 aslında benim asıl çok sevdiğim oyunudur ama System Shock da hani bu tarz anlamlı hikayelerin anlatıldığı ilk oyunlardan da biridir. First person shooter'lar arasında 1994'ten bahsediyorum. Half-Life'dan bile öncesi. Ki oyun sistemiyle falan da çok derin, değişik bir oyundur dediğim gibi.
Öyle bakalım yani, eğer elinizde varsa ve seriyi de seviyorsanız bence modu indirip oynayın. Ben ilk fırsatta yapacağım. Shenmue 1 ve 2 PC'de neden 30 Hz'de çalışıyor diye bir soru var ve Sega bunun açıklamasını yapıyor. Evet, gayet de anlaşılır. Ya daha da gayet tahmin edilebilir bir şekilde işte oyun motorunun limitleri ilgili olduğunu söylüyorlar. Teknik sebeplerle. Evet, 30 Hz öngörülerek tasarlanmış. Çünkü oyun zaten neredeyse 15 senelik falan bir oyun serisi. Hatta daha da fazla neredeyse 20 sene. Evet, evet. Dreamcast oyunuydu. Yani ilk oyun zaten hani ilk Shenmue 1 99 yanlış hatırlamıyorsam işte açık dünya oynanışıyla ve müthiş şeyiyle aksiyon yapısı vardı. Tabii bir de bütçesi çok fazla. Yani en pahalı yapımı en pahalı oyunlardan biriydi. Büyük bir gürültü koparmıştı o dönemde ve hani çok da güzel bir oyundu. İkinci oyun da aynı şekilde babasının cinayetini babası bir cinayete kurban bir yakın dövüş böyle şey yakın dövüş sporları öğrencisini oynuyorduk ve babasının işte kim öldürdüğünü izinden gittiği çok güzel bir hikayesi var böyle macera öyleri olan içinde. Güzel bir seri PC'ye geliyor sonunda işte PlayStation 4'e falan da geliyor. Yakın zamanda çıkacak Ağustos ayında ama biraz fiyatı fazla geldi bana. 150 lira. Çok. Yani bu kadar eski bir oyun için böyle bir fiyat istemek bence biraz zalimlik. Zalimlik. Ben çok böyle ağzımı bozmak istemedim ama sen güzel çevirdin. Yani işte tabii grafiklerin görselden biraz iyileştirildiğini falan söylüyorlar. İşte PC için işte klavye fare desteği falan olacak. Hani 30 Hz ama... Onları da yani zaten yanmak zorundasın. Evet, evet. Ek olarak söylüyorlar. Hani biz 30 Hz ama oyun hani bunları da yaptık hani falan gibi böyle sanki bir hani bunun iyi noktası buymuş gibi anlatıyorlar. Vallahi bilmiyorum. Çok güzel biraz... bir seri. Ama çok pahalı. Yani evet. Eğer denemediyseniz bile ben hani 150 liraya oyunu pek öneremeyeceğim. İndirim bekleyin. Hani eğer çok da zenginseniz tabii alınabilir hani ya para bende ağaçta yetişiyor diyorsanız. O da olabilir ama bu kadar eski oyunların da böyle remaster edilip böyle fahiş fiyatlarla satılması bana çok iyi gelmiyor. Kesinlikle. Güzel gelmiyor. Muhtemelen yani. İleride düşecektir ama. Evet. We Happy Few Avustralya'da kurul onayından geçti. Evet, nihayet bunu konuşuyoruz bayağı uzun süredir. Geçmiş sonunda yani tekrar değerlendirdiler. Oyunda uyuşturucu kullanımını özendiren bir taraf olmadığının farkına varılmış. Artı 18 ibaresiyle oyun Avustralya'da çıkacak. Bu da hani iyi bir haber. Hani belki biraz lokal gibi görünüyor ama oyunların sansüre ve işte yasağa maruz kalması konusunda aslında umut vaat eden. Anlamaya çalışmışlar, bir değerlendirmişler tekrardan. Evet, yani çünkü bir infial oluştu yani. Evet. Çünkü aslında çok doğru anlaşılamamıştı. Demek ki iyi oynayıp iyi değerlendirememişti kurul bunu. Bu da tabii işte geçen hafta gündemde konuştuğumuz konuya geliyor. Bu oyunları kimler oynuyor, kimler değerlendiriyor? Bunların seçimi özellikle çok önemli. Bizim ülkemizde de yakın zamanda belki bu konuda bir adımlar atılacaktır. Oyun derecelendirme konusunda. Onun için gerçekten önemli. Yani mesela Almanya'da işte oyunların sansüre kurban gitmesi, işte bazı şiddet öğelerinin törpülenmesi ve o şekilde piyasaya çıkması falan aslında çok istenilen şeyler değil mesela. Hani bunlar gündeme gelir mi? Gelmemeli kesinlikle. Oyunların yani oyunları işte bir eser olarak ele aldığımız zaman oyunların herhangi bir yerin törpülenmesi veya sansüre veya yasağa maruz kalması çok can sıkıcı. Kesinlikle. Oyunların gelişimini de engelleyen bir şey bu. Bir medyum, bir araç olarak, hikaye anlatma aracı olarak, işte bir deneyim aracı olarak. Bakalım bu olumlu bir haber. Güzel bir haber. Evet. Zaten yani, geçen hafta konuşmuştuk hani yeniden değerlendirileceğini falan. Ya tekrar değerlendirmesi bile bence süper bir haber. Evet. Böylece işte insanlar da garip yollar seçmek zorunda kalmayacak. Oyun oynamak isteyenler Avustralya'da. Hani böyle VPN'dir, garip işte çeşitli ters taklar atmayacaklar. İyi. Zero Escape serisinin yaratıcısının yeni oyunu bir dedektiflik hikayesi olacakmış. Evet, Zero Escape serisinden PlayStation Plus oyunlarını değerlendirdiğimiz videoda bahsetmiştik. Kotaro Uchikoshi'nin müthiş, ikonik, güzel bir macera serisidir. O Zero Escape'e pek girmeyelim. Yeni oyunu AI The Somnium Files adında bir macera oyunu olacak. Modern Tokyo'da, biraz böyle daha teknoloji açıdan gelişmiş bir modern Tokyo'da bir geçecek bir dedektiflik oyunu. İşte ana karakterimizde bir sibernetik göz olacak. Bu göz sayesinde işte hem maktullerin, kurbanların hem de işte şüphelilerin böyle anılarını falan gidip onları tekrar yaşayabileceğiz gibi bir teması var, bir oynanışı var. Biraz böyle bana Black Mirror'ın bir bölümünü hatırlattı. Çok aynı şey değil ama biraz onu böyle anımsattı ucundan da olsa. Valla
güzel olabilir. Yani şey, Zero Escape zaten güzel bir seri. Bu da merakla beklenecek oyunlardan biri. Oyun PlayStation 4, Switch ve PC'ye geliyor. Xbox One'a gelmiyor görünüyor şu an. Bu arada kısaca bir bilgi vereyim. Somnium Latince rüya demek. Hani oyunda belki de böyle bir rüya alemine falan gitme. Hani o anıların belki rüyayla birleştiği bir sekanslar da olacak. Yani böyle değişik bir oyun olacak gibi görünüyor. Ben bunu şeyimi aldım. Radarımı aldım. Zaten Zero Escape sevdiğim bir oyun serisi. Üçlemesi. Bakalım, merakla bekliyoruz bunu da. Dead Island 2 iptal edilmemiş. Geliyormuş. İlk oyun 2011'de çıkmıştı. Bu zombi furyasının tam revaçta olduğu dönemde. Evet. Techland geliştirmişti. Evet. Polonyalı. Sonradan Dying Light'ı yaptılar zaten. Fena bir oyun değildi aslında. Fena değildi, evet. Ben de yani çok çok süper beğenmemiştim ama böyle co-op falan bayağı evet, eğlenceli evet. Oluyordu değil mi? İkinci oyun da 2014'te duyurulmuştu ama bir anlaşmazlık vardı sanırım yapımcıyla yayıncı arasında. Evet, oyunu geliştiren de şeydi. Jaeger Interactive, Spec Ops The Line'dan tanıyoruz evet. kendilerini. Ben aslında heyecanlanmıştım çünkü Spec Ops The Line müthiş bir kesinlikle. Oyundu. Yani hani belki oyunun başları falan biraz böyle çok sıradan bir third person shooter gibi gelişiyordu ama oyunun bağlandığı yer, hikaye anlatımı, işte size yaşattığı deneyim müthişti. Jaeger'la işte bir anlaşmazlık vardı Deep Silver oyunun yayıncısı arasında. Oyunun kreatif kontrolü konusunda muhtemelen bir anlaşmazlıktı. Daha sonra Sumo Digital oyunun yapımına geçti, geliştirme ona devredildi. Sumo Digital'de Crackdown 3'ü geliştiriyor şu an. O da böyle yani, o da yine... O artık çıkacak ama herhalde. Yılın hikaye sanıyordu yani, çok ertelendi. 2019 ertelendi en sonunda. Herhalde çıkacak. Şu anda işte bu da devam ediyormuş, geliyormuş. Ama oyun nasıl çıkacak falan benim hiçbir fikrim yok. Benim biraz aslında umudum kırıldı. Yani Jaeger projeden çekildikten sonra ben hani böyle sıradan bir oyun olarak bakmaya başladım Dead Island 2'ye. Bir de bu tarz... Olaylarda genelde meyve güzel olmuyor. Yani belli bir yere değil kadar mi? Geliştiriliyor, işte tatsızlık evet, oluyor, tekrardan evet. yeniden başlıyor, tamam çıkaracağız diyorlar ama. Evet. Ya acaba işte o eski yapılan şeylerin üzerine mi geliştirdiler, sıfırdan mı başladılar? Yani onlar soru işareti. Hı-hı. Yani buradan çok iyi bir şey çıkmayacak evet. gibi geliyor bana ama bekleyip görelim, belki de iyi bir şey çıkar yani. Evet. Bizim için oyun olsun, oynayalım. Fear the Wolves 18 Temmuz'da erken erişime açılıyor. Bu güzel görünüyor. Benim hani Battle Royale oyunlarına bir mesafeli yaklaşımım var ama bu tema olarak falan evet. beni cezbetti. Stalker'a biraz benziyor ama onun benzemesinde bir sebebi var. Stalker'da çalışan birkaç kişi de evet. bu oyunun yapım ekibinde evet. yine bir Chernobyl var. Evet, bir atmosferi, Stalker atmosferi evet, andırıyor zaten. Kesinlikle. Benim o tema çekti kendini. Nasıl bir şey olacak göreceğiz. Biraz da PvE olacakmış. Mutantlar olacakmış bir yandan da. Güzel bir yaklaşım. Vallahi göreceğiz bakalım, işte dinamik hava koşulları olacakmış. Gene radyasyonla ilgili bir şeyler göreceğiz muhtemelen. Tabii, onun bir etkisi olacak olarak. Bizim hayatta kalma durumumuza göre. O da tema güzel. Yani tema ben güzel. O temayı seviyorum. Hatta sade bir Battle Grant değil, sözlü kestim. Evet evet. Yani basit bir şey yok yani. bir kendi içinde bir konsepti, bir tonu olacağı belli. Ve Stalker kesinlikle. Deneyimini de hafif ucundan da tattırabilirse, çünkü özledik. Evet. Bence güzel olabilir yani. Kesinlikle. Bekliyoruz. Buna bir şans vermemiz lazım. Evet. PT'nin yeniden yapımı PC'de oynanabilirmiş. Evet. Playable teaser. Bu Silent Hills projesi. Hideo Kojima ile Guillermo del Toro'nun, Konami'nin işte acımasız baltasına maruz kalan projesinin bir şeyiydi. Tadımlık bir oynanabilir ufak bir parçası gibiydi. Müthiş böyle tedirgin edici, gergin bir atmosferi olan güzel bir demoydu. Çok kısa olmasına rağmen kısa sürede çok büyük ses getirmiştik. Yani Silent Hill zaten muazzam bir oyun serisiydi. Hani bunu Kojima'nın vizyonuyla tekrar farklı bir şekilde deneyimleyebilecek olmak herkese heyecan vermişti ki bu teaser, bu oynanabilir playable teaser aslında oyunla alakalı çok fazla ipucu göstermiyordu ama işte o yarattığı atmosfer falan, teknolojisi, işte çevre detayları falan bayağı etkileyiciydi. Oyun Konami'nin iptaline maruz kaldıktan sonra demo da çekildi tabii şeyden, PlayStation Store'dan. Hatta o dönem onu cihazlarına yükleyen şanslı kullanıcılar sonra evet. PlayStation'larını fahiş fiyatlardan evet, eBay'de falan satmaya çalıştılar. O bayağı acayip enteresan bir dönemdi. Evet. Valla kim sıradığında 17 yaşındaki bir genç bu şeyi PC'de yeniden yapmaya başlamış Unreal motoruyla. Aslında bu ilk proje değil. Daha önce Corridors'ta da bir yeniden yapım vardı ama şimdi bunun isimden kurtarıyor. PT olması için PT for PC diye geçiyor.
Bu daha dikkat çekici bir isim ve bence Koridors'tan daha aslında başarılı olmuş. Başarılı yani daha hoşuma gitti. İndirdim, oynadım biraz. İşte 17 yaşındaki bir arkadaş Unreal Motor'la da çok fazla bir tecrübesi yokmuş. Birkaç saatlik tecrübeyle 140-150 saat uğraşarak bu şeyi tamamlamış. Tabii şimdi burada söz konusu Konami acaba bir şey yapar mı? Telif hakkı şeyi açar mı? Kendisi diyor ki açarsa da ben yeniden yüklerim diyor. İşte kişisel olarak da yükleyebilirim yani diyor ve geliştireceğine yani yeni güncellemeler yapacağını ufak tefek onu da söylüyor. Vallahi ilginç eğer oynamadıysanız bence bir bakın. Linkini de vereceğiz zaten aşağıda. Bence hiç bakmasınlar, moraller bozulmasın yani. Değil mi ya? Evet. Yani tabii hani bu bunun hani oyunla belki bir alakası olmayacaktı evet, evet. Ama işte ne olabileceğini görünce insan gerçekten üzülüyor. Çünkü gerçekten tedirgin edici, bayağı güzel bir atmosferi vardı. Evet, onu da arkadaş onu da arkadaş yaratmayı başarmış. Ben açıkçası biraz şaşırdım yani. Böyle mutlu bir şaşkınlık yaşadım. Bakalım. Warframe Switch'e geliyormuş abi. Evet, Warframe co-op odaklı, bilim kurgu temalı, böyle oynaması ücretsiz bir aksiyon shooter oyunu. Third person perspektiften oynanan. Ve işte cyborg ninjalar falan var oyunda. Bayağı işte akıcı oynanışı olan çok eğlenceli bir oyun ki 2013'te çıkmıştı oyun ve bugün hala zengin yeni içeriklerle destekleniyor oyun. Geliştirici Digital Extremes, Kanadalı geliştirici. Aslında hayatımızda uzun süredir olan bir geliştirici. Epic Games'le yaptıkları işte Unreal Tournament'lara kadar dayanıyor geçmişleri. Oyunu da desteklemeye devam ediyorlar. Oyun Switch'e de port ediliyormuş. Hatta Rocket League ve Doom'u port eden ekip çalışıyormuş. Evet, demek ki bayağı kaliteli bir iş çıkacak ortaya. Çünkü bayağı ikisi de çok iyi portlar evet. Duyduğum kadarıyla. Oyun da 2003'e çıkmış olmasına rağmen yani dediğim gibi hala zengin içeriklerle geliştirilmeye, desteklenmeye devam ediyor. Steam'de oyuncu sayılarına baktım. 100.000, 120.000'i falan görüyor. Bu yani 5 yıllık bir oyun için bayağı iyi bir sayı. Switch'e duyurulduğu gibi yeni içerikler de oyun için açıklandı. Tabii hemen Switch'e gelecek mi bilmiyorum bunlar ama PC, PlayStation 4 ve Xbox One'a gelecek yeni bir açık dünya oyun bölgesi Venus, yeni bir ırk, yeni düşmanlar. Hatta böyle üzerinde çeşitli akrobatik hareketler yapabileceğimiz bir hoverboard falan olacak. Bir de yeni bir oyun modu, co-op, uzay savaşlarına yönelik bir co-op oyun modu duyuruldu. Bu böyle FTL'e falan benziyor. Herkesin işte geminin farklı departmanlarını yönetti. İşte sen gidiyorsun işte kalkanları yönetiyorsun, ben işte iticileri yönetiyorum. Biri gidiyor işte manevra veya işte hızını yönetiyor veya işte başka bir tarafını yönetiyor. Bu şekilde işte enerjiyi belki oradan oraya aktardığımız falan FTL'e benziyor. Biraz da böyle bir şey vardı. Lovers in a Dangerous Space'ten diye bir oyun vardı. Yine aynı mantıkla oynanan. Onları andıran yeni bir oyun modu duyurulmuş. Tabii gemiden çıkıp işte özel suitimizle uzayda da gezebileceğiz. Düşman gemilerini de işgal edebileceğiz falan. Bu ilginç. Ben bir süre oynadım PlayStation 4'te Warframe. Tekrar dönme isteği bende oluştu açıkçası. Belki PC'de baştan oynarım. Bilmiyorum, belki bana katılacaklar olabilir. Belki birlikte oynarız. Ben de PC'de bir oynamıştım ilk zamanları. Fena değildi de arkadaş bulamamıştım yanıma oynayacak. Evet, tek arkadaş gerekiyor. Evet. Evet, arkadaş gereken bir oyun. Belki biz de tekrar bir geri dönüş yaparız. Evet, olabilir yani, ben istiyorum. Evet. Hollow Knight Switch'te 2 haftada 250.000 sattı. Evet, bunu E3 değerlendirmelerimizde konuşmuştuk. Ben Hollow Knight'in çok yakışacağını söylemiştim Switch'e. Çok yakışmış. Güzel bir oyun. Evet, gerçekten 250.000 iyi bir sayı. Metroidvania tarzı çok hoş böyle görsel stili olan. Bayağı da zor aslında. Evet. Zor bir platform oyunu. Ama çok güzel böyle. Çok güzel, hoş bir teması olan bir oyun. Valla iyi bir sayı. PC'de de 1 milyon. O da iyi. O da gerçekten iyi. Valla güzel. Bence yani Switch'im olsa Switch'te oynamak isteyeceğim oyunlardan biri Hollow Knight olur. Çünkü o deneyim böyle orada deneyimlemek işte belki otobüste bir yere giderken ya da işte evde yatıp yatağımda işte uzanırken veya işte başka bir yerde falan böyle çok deneyimlemek isteyeceğim bir oyundu ve yanımda götürmek isteyeceğim. O açıdan güzel. Eğer oynamadıysanız, Switch'inizde varsa bence değerlendirin Hollow Knight'ı. Evet. Braid'in geliştiricisi Jonathan Blow kendi programlama dilini geliştiriyormuş ve C++'ı bayağı bir eleştirmiş evet. Yeni programlama dili %50 ile %80 arasında verimlilik artışı sağlayacakmış. Evet, Jay adında yeni bir programlama dili olduğunu söylüyor. İşte diyor ki ben böyle kompleks bir ekosistem öğrenmek istemiyorum yani. C++ biraz problem çözme konusunda zorluk çıkartıyor. Zalimce kompleks diyor. Ben hani 3D grafiği oraya koymak istiyorum diyor. Falan bunun üzerine çalışıyormuş. Bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya. Umarım Witness gibi çıkmaz. Braid muazzam bir oyundu. Yani belki de bu indie oyunların böyle patlamasının nedeni değil ama
ilk örneklerinden biriydi. İlk en iyi böyle bağımsız oyunlardan biriydi. Kesinlikle böyle burada da bir cevher var dediğimiz anlardan biriydi Braid, ama ben Witness'ı çok beğenememiştim. Özellikle bulmaca yapısı, oyun yapısı falan beni çok açmamıştı. Jay'ı da bayağı İddialı açıklama yani. Anlatırken biraz güldüm, ondan güldüm. Hani %50 ile 80 arasında bir verimlilik arttıracak. Ya böyle bir şey varsa bunu daha önce başkası niye yapmadı bilmiyorum. Yani biraz iddialı geldi bana. Göreceğiz. Mühendis bakalım. Değiliz tabii de. Evet, bakıp göreceğiz. DeepMind'ın yapay zekası Quake 3'te insanları yenebilecek seviyeye ulaşmış abi. Evet, galiba insanlığın sonu geldi diyebilir miyiz? Yavaş yavaş. Artık bu haberlerle birlikte geçen hafta da konuşmuştuk. Evet, OpenAI şey vardı. Evet. Dota 2'de International'a işte katılacak. Bu da ona benzer bir haber. DeepMind işte Google'ın girişimlerinden biri zaten. Botlar kendi aralarında 5'er dakikalık maçlar yapıyor. 450 bin kadar maç yaptıkları söyleniyor. Ve bunlar işte rastgele oluşturulmuş haritalarda yapıyorlar bu maçları. Ve işte botlar yavaş yavaş öğreniyor oynamayı. Evet. Şimdi burada OpenAI'nin aksine OpenAI'da yapay zekanın oyunun işte ham sayısal verilerine erişilebildiği söyleniyor. DeepMind'ın durumunda ise buradaki durum oyundaki görsel girdileri analiz ediyor yapay zeka. Yani aynen bir insan gibi öğreniyor aslında. Ve herhangi bir talimat falan da vermiyorlar. Bırakıyorlar. Onlar kendilerinden öğreniyorlar. Ve bu öğrenme sürecinde işte gank atma, işte ne bileyim kamp yapma, kendi bayrağını koruma gibi bir takım takım oyunu ve işte bir takım stratejiler geliştirmişler. İşte birbirlerine yardım etme falan gibi. Yani ürkütücü aslında. Evet. Ve sonunda işte ufak bir turnuva da düzenlemiş DeepMind ve burada ikili takımlarda hem işte ortalama yetenek seviyesinde, işte daha biraz daha iyi yetenek seviyesinde insan takımları ve işte botlardan oluşan takımlar oluşturmuşlar. İkili takımlar halinde yapıldığı zaman %74 kazanma oranına ulaşmış yapay zeka. Burada yetenekli oyuncular %52, ortalama yetenekteki insan oyuncular %43'te kalmış. Takımdaki oyuncu sayısı artınca biraz düşmüş, %64'e düşmüş başarı oranı yapay zekanın, ama bu da hala insandan yüksek bir şey. Tabii onu da öğreneceklerdir muhtemelen. Yani evet. Tabii burada DeepMind diyor ki, DeepMind'ın yetkilileri diyor ki buradaki amaç hani insanları yenmek falan değil. Veya işte günün sonunda insanı yok etmek değil. İşte bir kolektif zeka geliştirmek. Yapay zeka konusunda. Bunu da başarmışlar görünüyorlar. En azından iyi yolda, enteresan bir yola girmiş görünüyor. Vallahi ilginç. Özellikle işte ekrandaki görsel verileri analiz etmesi ve bu şekilde öğrenmeye başlaması ve taktiklerini, stratejilerini bu şekilde geliştirmesi bence çok böyle ilginç bilim kurgu gibi geliyor bana şu an. Deep Blue'dan nelere? Evet, değil mi? onu geçen hafta aklımıza geldi aslında. Deep Blue konuşmadık OpenAI'da. Evet. OpenAI'yi konuşurken Kasparov'la meşhur maçları. Oradan nelere? Evet. Şimdi elektronik spor haberlerine geçelim. Geçelim. ESL One Köln 2018'i Navi kazandı. 300 bin dolar ödül havuzu olan bir turnuvaydı. Finalde Big ve Navi karşı karşıya geldi. Big, yani Berlin International Gaming, aslında turnuvanın favorilerinden biri değildi. Sürpriz yaptılar. Hatta turnuvadan önce açıklanan Power Rankings'te de yanlış hatırlamıyorsam sondan ikinci ya da üçüncülerdi. Oo, bayağı ilginç bir sürpriz olmuş. Evet. Yarı finalde favorilerden biri olan FaZe Clan'ı yendiler ve finale çıktılar. Tam bir underdog performansı. Evet, kesinlikle. Yani. Finalde asalardı zaten, iyice ortalık karışacaktı evet, herhalde. Gerçekten öyleymiş. Turnuva Almanya'da olduğu için kendi seyircilerin önünde biraz gaza geldi. Evet, herhalde. Öyle bir şey var değil mi? Evet, burada da var yani. E-spor'da da. finalde 3-1 Navi kazanıyor. Çok sürprize, da zorlanmadan kazanıyor. Sürprize mahal bırakmamışlar. Sürprize mahal bırakmıyor. Yine de ikinciliği alıp, yanlış hatırlamıyorsam 50 bin dolar gibi bir parayı da götürüyorlar. İyi para. Evet. Ben şimdi böldüm. Beşer. Navi'yi de tebrik edelim. Evet. Bizden bir haber var şimdi. Rift Rivals 2018'i Türkiye Şampiyonluk Ligi kazandı. Bu Rift Rivals turnuvası Riot Games'in yaptığı uluslararası çapta bir organizasyon, ama sezon ortası turnuvası veya dünya finali kadar prestijli bir turnuva değil. Hı hı. Burada şöyle bir olay var. 5 farklı mini turnuva barındıran bir organizasyon aslında bu. Güç dengesine göre dağıtılmış gruplar var. Yani
Çinlilerle veya Korelilerle Türkler aynı grupta eşleşmiyor. Hmm. Koreliler kendi aralarında mı oynuyorlar? Yok, Koreliler Çinliler ve Tayvanlarla eşleşmişti burada yanlış hatırlamıyorsam. Burada Kore bir tokatlıyor olabilir mi acaba? Yani iyiler, yani muhtemelen burada da çok iyiler. Kore League of Legends'da bir numara. Değil mi? Kore. StarCraft'ta da bütün çoğu oyunda tabii. Evet. Bir Counter Strike tarzı oyunlarda bir çok varlık gösteremiyorlar ama şimdi de Fortnite'da falan fena değillermiş diye duydum, çok yakından takip edemesem de. Bu turnuvada her ülkenin ilk 3 takımı yer alıyor. Türkiye'nin yer aldığı grupta da Bağımsız Devletler Birliği, ki aslında Rusya ve Vietnam Ligi yer alıyor. Bir de biz varız. Üç. O Vietnam'sa tehlikeli yani. Vietnam zaten... Ormanda falan sıkıntı çıkabilir yani oyunda, değil mi? Bunun espriler çok yapıldı zaten. Öyle şey mi? Boyunca. Ben de ona güldüm. Türkiye'den de Supermassive, Royal Bandits ve Youth Crew buna katıldı. Birinci oluyoruz. Aslında maçlar çok farklı. Biraz böyle bayrak yarışı tadında geçiyor. Sizin liginizden bir takım, rakip ligden bir takımla yapıyor. Sonra sizin liginizden farklı bir takım, rakip ligden biriyle yapıyor. Oldukça farklı. Geçtiğimiz yılda yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Şampiyonluk Ligi yine 2017 Rift Rivals'ta da kendi grubunda. Biz o alt grubun olmuştu. Kralıyız gibi bir. Evet, alt grubun kralıyız. İnşallah ilerleyen zamanlarda üst gruplarda kendimizi görürüz. Çünkü neden olmasın? Avrupa ve Amerika var mesela. Oralara biraz yükselebilirsek hani hem prestijimiz artacak hem de belki buradaki bu sektör daha da büyüyecek. Büyüyecek, evet. Evet, bu haftalık haberlerimiz bu kadar. Evet, başka maddemiz yok görünüyor. Hı-hı. Var mı eklemek istediğim bir şey? Eklemek istediğim bir şey yok. Evet, benim de yok. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.